Adın hoş ne? Geldin, Allah razı olsun. Allah Benim razı olsun. Adım Ehedi Özdemir. Evet teyze, nerelisin? Ben kimlerdensin? Ben soyun. Ben Muş Milazgirt adası doğumluyum. Benim babam gel çoğuy diyorum onlara, o da bir aşirettir. Anama diyorum, bile baba, biz çok o zamanın çocukları da iyiydi, her şey de iyiydi, çok hoştu, ama şimdi yok. Bile farz ki biz biraz genç kız oldun, bile günde bir eve gidirdin, bir gün vardı, bile tarayırdın, şey edirdin. Yani o zamanki kızlar çalışıyordu, benim babam, öyle mi diyorsun? Benim babamın adı Hacı Avzcelil, anamın adı Zühre, abimin adı Hacı Davud. Ben bir kardeşim var adım Mehmet Şerif. Yani o zamanın kızı. Hele ben abimin yanına kaşık ağzına bırakmamışım. Yok vallahi. Niye teyze? Hiç bilmiyorum. Babam bilmedi ben nerede yatmışım. Abim o kadar bilmedi. Hayalıydınız. He vallahi o kadar giderim abim ne yapıyor ben yanında yatmıyorum. Dedim vallahi ben senin yanında yatmıyorum. Yani o zamanki genç kızlarımız zaman, öyle miydi? O zaman daha iyiydi, daha iyiydi. Her şey vardı, kadir vardı, büyüklerin hürmeti vardı. O zaman çok iyiydi. Farsın bile sabahına erken babam gelirdi. Bir tane yaşlı bizim mahallede vardı. Babam beni çağırırdı. O zaman şeydi, harman diyelim yapırdı. Devarları toplardı, benim karşıma bırakırdı. Ben o gidirdim, devarları otlayırdım. Böyle şey, harman zamanı. Kaç yaşında yapıyordun bu tür işleri teyze? Vallahi ama 14, 12 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında yapıyordum. Köyde büyüdün? He, köyde büyüdüm. Köyde okula gittin mi teyzeciğim peki? Ya ben sana hep okul biledi. Beni yazmıştım, ben giderdim. Abim askerdi. Benim babam gibi bile, babam gibi çocuk bile küçük bir abimin. Ben okula giderdim. Anam beni vürüdü, koyun kalır. Ben okula da gitmiyordum. Okulda giderdim, öğretmen tarlıydı. Kaçıncı sınıfa kadar böyle okudun? Valla ikiye gittim, daha gitmedim. Okuma yazman var. Yok, yok, var bile o kadar. Yani kendi işlerini kendi başına yapabiliyorsun ya, değil mi? Mektup yazamazsın. Hastaneye gidebiliyorsun. He, hastaneye gidebilirim her zaman da yok. O şeylerde şeyim giderim. Dışarıya çıktığın zaman yazı falan okuyabiliyorsun değil he, mi? He, yok, bana o kadar. O kadar. He, o kadar. Peki teyze, şimdiki genç kızları nasıl görüyorsun? Vallahi yani o zamanki genç kızlık döneminle şimdiki genç kızlık dönemin arasında ne fark var? İba, o zamanın kızları bile zavallı gözünü açmıyordun. Hiç bile bir yaşlı çeşmeye gelirdi. Öyle bir saat parkaçları alırdın, kapıya kadar götürürdün. Yaş, şimdi hiçbir hak kadar kıymet, sükanet kalmayın. Yani yardımcı olmuyorlar he, değil mi? Yardımcı olmuyorlar. O zamanki kızlarımız daha iyiydi değil he, mi? Daha iyiydi. He, şimdi de yedirin, okuyun, şey edirin ama şimdi daha hoş oluyor. Okuma var, yazma var. Yani okuma derken he. Okul okuma değil mi? Okul da öbürüsü, Kur'an daha iyidir. İkisini de okusun diyorsun. He valla ikisini de okusun. Başka çocukluğunda böyle aklında kalan, böyle seni etkileyen? Ay benim kız kardeşim İstanbul'da o çok beni vururdu. Şimdi duysun böyle kulağına gelsin izlesin ve ona diyeceğim o çok beni vururdu. Ha vallahi o günde böyle ben oraya gidiyordum çocuklara yedim şuna deneyim ne yapayım vallahi ben iyi dedim vururdum. Yani aklında kalan oydu. Ha, başka bir hatıran falan. Kalır aklımda benim abim askerde bile yaralı olmuştu. Biz bile küçüktün. Üç ay hastanede tek bir tane değil. Kimse anama dememişti. Anide biz amcam geldi dedi. Bir şey bana verin. Adresi verin ben ona mektup yazacağım. Böyle anam orada bayıldı. Biz orada bayıldın. O kadar bile biz çektin. Sonda böyle abim geldi telefonda anama konuşurdu, abim anam inanmıyordu dedi, o değil başkasıydı. 3 ay askeri kaldı bile tezkereyi hizmet verdi. Abi geldi. Dediğin tek çocuk değil mi? Abi, sadece o zaman bir tek dişinde 2 tane var. Ha, kaç onu, kardeştiniz teyzeciğim? Siz bir iki erkek, 3 bacı. Bacıların şu anda yaşıyor he, biri, mu hayatta? Biri ablamın hem Patnos'ta, biri ben, biri de İstanbul'da. Yaşıyorlar yani. He yaşıyor. He. Görüşüyorsun onlarla. He görüşüyorum. He, vallahi en büyükleri telefon... sen misin teyze? Yok en büyükleri abimdir, abimden sonra abladır sonra benim. Ha, yani sen ortanca mı oluyorsun? He ortanca oluyorum. Ben her zaman kardeşime dirdim dedim. Allah Allah aşkına benim hem abim hem abla seninki ne abidi ne abla dedi. Ya ben lazım değilim. İca bir abimde o bu kaderi kudu zine koca vefat kir. وچاقی من زنه قدر ببه وقتی که وفات کرو بابی میدگو امالا وانا اقا گران اوزاری اقا دلالی کاکی قیزه وقتی قدر بوش خواهیم بقیه بابیم نگو ناجی اری وله Peki bu şimdiki genç kızlarımıza ne diyebilir, ne diyeceksin teyzeciğim? Şimdi genç kızlar da yani mesela o zamanki genç kızlarla bu zamanki genç kızlar arasında genç kızlar uğradı, ne fark var yani? Aynıdır yani eskide bile tabi bile şeydi.
Nasıl yani? Biraz böyle bize aç bir anlat yani, bize. Yani de ben sana ne dedim? Hele eskide hürmet vardı, isyanet vardı, şey vardı. Ha, şimdiki şey, kızlarda şimdi diyorsun yok. Öyle çok fazla yok. O kadar var yani, o kadar yok. Bazı kızlar güre yedir, bazı yok. Yani o zamanki kızları daha mı çok özlüyorsun? Daha mı çok arıyorsun? Ben o eski zamanı çok özlüyorum. İnşallah bizim inşallah. Bu dönem de güzel olur inşallah. Bu Uruç gele, ben gelmeyeyim. Suda Allah'ın kaderi, ben geldim bizim eve. Bazı var Uruç gelirdi. Herkes ayırdı. Bir tane misafir bizim evde vardı. Yani koca gelin evinde. Maşallah. O misafir bile bir hocalar gelirdi zekata. Onlar odada. Ben de bile kiler vardı. Biz kiler, em kilerdi beyecim. Kileri. Hakkası mı? Da destek var. Hatta haçtı iş evi. Menanet kalesi yok. Anlamadan da çünkü hatın. Adam, evet. Yani köyde çok mu kalabalık oturuyordunuz? Çok öyle? Bizim ev kalabalık değil. Kaç gelen kişi giden yaşıyordunuz evde? Yani biz 20 kişi vardı ama çok gelen giden oluyor. Kaç odalı bir evdi? Bizim giden o zaman da bir sosyet edin. Bizim her oda ayrı ayrı. Bizimki ayrı, hocanınki ayrı, melezanınki ayrı, apona ayrı. Yani baba evindeki şeyi söylüyorum ben. Babam evinde. Babam evinde bendim, abimdi, yengemdi, biz üç bacıydın. Orada bile ben babama, biz iki kız babama, ablam gitmiş orada yatırdım. Babam, kardeşim de bile o küçük oda vardı içine yatırdım. Yani çok kalabalık değildiniz çok o zaman. Çok kalabalık değildi babam yine evi. Köyde yaşıyordunuz. Köyde yaşırdım. Köy çok güzeldi. Gerçekten. Özlüyorsun şimdi teyze. Rahmetli anam da bizi çok sevirdi. Kuş bırakmıyordu bizim başıma geçsin onu o şey. Ben de bacımda. O zaman anneniz babanız anam da yaşıyordu. Anam da vardı babamda. Anam, babam, abim. Bir şey, ben buraya geldim, buraya böyle şerefedin de vardı, yok şerefedin yoktu, abim babam vefat etti. Peki teyzeciğim, yani şimdiki genç kızların annelerine babalarına itaatleri hususunda bize ne söyleyebilirsin? Vallahi onu söyleyebilirsin bile, o iki şeyi de okutsun, okul da okutsun, şeyi de okutsun. Başka anne babalarına hürmette bulunsunlar diyorsun. Bulunsunlar, kadir kıymetini bilsin. İnan ki bu baba bizim ev kadar o kadar ağırdı. Böyle elim böyle sıcak suda oladı. Ben gittim babama bir baş verirdim. Başını üstünü şeydirdim gelirdim. Bak elcavazda giderdim yine. Anam vefat etmişti. Ben anamı yatağı, babamı yatağı. Hepsi tökirdim. İşikliğe yakırdım, çekirdim. Sonra gelirdim. Peki teyzeciğim, sen babanla böyle ya da abinle konuştuğun zaman hani diyorsun ya işte hayalıydılar, şeydiler, nasıl konuşuyordun? Böyle konuşabiliyor muydun şimdi o zaman? Konuşabilirdim. Şimdi de abim buraya gelir, ben çekilirim, konuşmayayım. Vallahi şimdi de bu yaşınıza çekilirim. Rağmen. Şimdiye kaç kadar, yaşındasın? Şimdiye teyzeciğim? Kadar tam olarak kaç yaşındasın? 67, 68 olabilirim. Allah sana hayırlı olsun. Bak abim hayatında o bile bile beni bilmedi. Bir sefer ben bu İstanbul'da bacımın dedim, ben tendürün karşısına oturmuşum, bir çorap kesmiştim, şişleri başıma bırakmıştım, kalkacağım. Bacım bana vurmuştu, ben ağlıyordum. Abim geldi dedi, hadi ya sen niye ağlıyorsun? Dedim valla Asya beni vurdu. Kız desen de bir tane bana vurdu, sen niye ona vurmuşsun? O kadar seni seviyorlar. Valla beni çok sevdi. Şimdi de böyle abim buraya gelir, ben yani ta hele abimin yanında yatmamışım, hele kaşık ağzına bırakmamışım, hele yanında yemek yememişim. Yani kızlarımıza diyorsun, he saygılı de, olun, saygılı terbiyeli olun, büyüklerinize karşı. İnşallah. Peki teyze, şimdi çocukluğumuzu bitirdik. Evlendiniz, kaç yaşında evlendiniz teyzeciğim? Vallahi 19 yaşındaydım. İnan ki hoca 25 yaşında. O zamanın şeyiyle maşallah yine iyi, küçük evlenmemiştiniz. Evet, Allah'ın kaderi. İkinci eş olarak geldin. Hocanın hanımı vefat etti, sonra ben geldim. Kaç çocuğun oldu teyzeciğim? Ha canım, yek buna mı? Bu hatta babam çok hoca meli gündü bu. Babam çocuğu et persi, dugun o hele filancı, düre filancı, o hele ne de. Demek kader ne bu? 19 yaşında evlendi. 19 yaşındaydı. Köye gelin 19 yoktu ki. Peki hoca ne iş bile, yapıyordu? Bile burada buraya geldim. Hocayı görünce yani birden hemen dedin ben... Tövbe olsun, ben yatağımı görmemişim, geldim hoca yurda gördü. Biz eskide biz utanırdın. Hiç görmedin onu. Hiç konuşmadın. Hoca. Kızını, yani evleneceğin adamı hoca, hiç görmedin. Kız köy hocası değil, büyük değil. Böyle babam gel çağırmadı, hiç kimse odaya gitmirdi. Biz utanırdın. Ha vallahi bak her yani görmeden kabul ettiniz. Evi babam gele yakındı bile, her gün de camiye gelirdi. Ben görüyordun sen. Görüyordum ama ben evin köyün büyüğüdür. Onun için Allah'ın o zamandan kaderi şey yapmışsın değil mi? İşte, Allah'a şükür şimdi de mutluyum. Elhamdülillah. Allah'a şükür hocanın zırhati bile sen bileysin ne temizdir.
Allah'a şükür benimki de Bülent, Mehmet, Zeynav diyeyim. 5 tane oğlum var. Kimlerden gelmişsin teyze? Yani zürriyetin nereden gelmiş senin, hocanın? Benimki Çukuri'dir. Hoca gelinki aşırı, daha çok aşırı güzeldir. Her sene onlara diyorum, bunlarki batkidir. Evlendin teyze. Kaç yıldan sonra çocuğun oldu? 5 senesi tamam oldu. Bir oğlum oldu. Adı Feysel'di. O vefat etti. Sonra bu Vesfiyen'e Şükran. Onlara sonra da bu Feysel oldu. Yani ben hiç bu bir şey yapmışım. Benim yani kaç oğlan, kaç 11 tane çocuğum oldu. Maşallah. Bir kız, iki maşallah. Oğlan ölüp anama diyorum. Şimdi 5 kızım, 3 oğlum da var. Yaşayanlar. He, yaşayanlar. Hayat alırsın. Allah'a şükür Zeynep'in hoca, Mehmet. Onlar da ben hiç, ben onları daha çok severim inan ki. Yani diğer amcanın diğer hanımından olan. He. Diğer hanımdan kaç tane çocuğu diğer vardı dedin? Diğer hocanın çocukları çok olmuştu. Diğerinden iki kız vardı, iki oğlan vardı. Yani hanımı vefat ettikten sonra mı evlendin? Vefat, vefat etti. Vefat kır. Kızaki hel sezar içi bu. Kızaki hel ve ucu mukayi kır. Mezim bu paşa vefat kır. Nahat dukarı yuhane. Zari hoca ben şaş hap kıyız kır. Cına avul mire bun. Ucu ama dukarı yuhabun da kızı yuhabun. Şimdi 5 tane oğlan. Benim? He, öyle Keku Muhammed'e oğlan say, 5 tane oğlan. 5 tane oğlan. 6 tane kız. Allah bağışlasın. Hepsi yanında değil, evlenmişler. Ya biri Milozgirt'te. Yani hepsi evlidir. Hepsi evlide. Kaç torunun var teyzeciğim? Ay, toruna saymadım. Teyzeciğim, kaldığımız yerden devam edelim. Hani kaç çocuğun olduğunu söyledin, evliliğini söyledin, nasıl tanıştığını söyledin. Tanıştım şimdi amcayı biraz bize anlat. Hani köyün imamıydı dedin şimdi, değil mi? Şimdi amca bir köy imamıydı, böyle 6-7 tane köy vardı. Böyle nahırçı tutan hocanın yanına gelirdin. Nasıl yani? Yani o kadar bile bir büyüğü vardı. Bile adam öldürerdi, hoca gidiyordu, kahkan kalırdı, onlara barışırdı, gelirdi. Yani çok köyler büyük. Arasında he, bir şey yedi kuyu yapardı var, değil mi? 7 kuyu var, her kuyuya bile bir şey oradı, dövüş oladı, hoca gidirdi. Çok iyi adamdı. Yani sadece dövüş mü yoksa başka ama şey? Ama dövüş oladı, ne oladı bile hoca gidirdi, çağırdı gidirdi. Yani köylerde tanınan biriydi değil he, mi? He, çok tanı. Tek bizim köyde yok. İle şimdi de çevre sen gidersin. Kim hoca değil bile bilmiyordu. Çok iyi hoca değil. Ya bana kadar da ondan razıyım. Allah peygamber ondan razı olsun. Ahlakını bize anlatsana teyzeciğim. Vallahi ahlakı çok iyiydi. Nasıl bir ahlaka sahipti? Vallahi ahlakı mesela? O kadar iyiydi bile. Ne yapardı? Sana yardımcı olur muydu? Bir yardımcı sıra ona gelmirdi bile. Ev, külfet, biz üç, kaynım evdeydi, kaynım gelini evdeydi. Biz bir sürü arvadlar vardı. Yardım bileydi bile. Fersin bir bağda bir şey olaydı, gelirdi, el atıldı dedi. Ofan şey bile yapıp bana enver gelmeyin. Ha, yani seni çok seviyordu değil mi? Allah beni çok seviyordu. Allah ona razı olsun. Hiç karısından bahsediyor muydu ölen karısından? Valla ben her gün diyorum, ben bir şey ola dedi, adı Ayşan'dı. Ben dedim bu Ayşan ananın hayri, o hayırdı, ona şey o derdi, bahsetmirdi ben şey. Hiç kıskanmadın onu değil mi? Yani yok, bir zavallı ölmüştü. Yani hani öldükten sonra işte. Ahir adamız doğruna gidiyor. Hiç çocukları bilmirdim, hiç çocuklarına zulüm etmedim, hiç bile şey etmedim. Bazen ki benim çocuklarım. Çocukları peki kaç yaşındaydı sen geldiğin zaman Seyda'nın yanına? Ben geldim, Mehmet küçüktü bile, bazak oğlumda, belimde kalırdı akşama kadar. Kaç yaşında? Mehmet 6-7 yaşında vardı, bir kızı da 12 yaşındaydı. Hoca da o zaman hala okumurdu, okul okuyurdu. Sonra bile yanında değildi yani. Yanımda, hepsi de yanımızda. Hepsi yanımızda. Ona dübni de ben yaptım. Ama hocanın hiç kimse hoca şey. Özlüyorsun hoca. Şimdi onu. Ha vallahi şimdi özlüyorum. Allah sabırlar versin teyze. Allah sana hayırlı uzun ömür çok versin. Çok yedi bile bir fakire, bir fakir kapıya geldi. Hiç o kapıya boş gibi. Belki her akşam
40 tane misafir bize gelirdi. Zenki Allah'ın bereketi girmişti eve. Ne cevap edin, bitmeki yoktu. Yani alimdi diyorsun değil çok mi? Çok alimdi, çok. Çok alimdi. İlmiyle amel ediyordu diyorsun. He, valla kimse ben görmedim de ilimle amel etti çok. Hiç sana böyle sohbet ediyor muydu? He, oturuyordu, sohbet ediyordu. Kur'an biliyor muydun o zaman sen? Okumayı biliyor şimdi muydun? Şimdi bilmiyorum. Sana öğretmedi mi? Hiç çaba göstermedi mi? Şimdi öğretti bile diyeyim. Babam geldi hocanın yanına dedi ben bir cüzü okumuştum. Dedi, sen buna ders vereceksin ben şey diyeceğim. Hoca bir sefer beni çağırdı. Kim yanında Kur'an okuyordu hiç dünyada terk etmirdi. Böyle dedim ders oğlum nece buramı bile tuttu dedi sen dersini bilmiyorsun. O zaman da korktum gelmedim okumadım. Bir daha okuyamadım. He vallahi şimdi de böyle Allah'a şükür böyle dua hepsi bana geldi bilirim. Şeriat işi bana geldi ben bilirim. Yani sana böyle sohbet ediyordu, tavsiyelerde bulunuyordu. Bu iş olmuyordu. Bazen sabahına çıkıyordu, gidiyordu. Yasin namazı okuyordu, sonra gelirdi. Ya şey, geç gelirdi. Yani hiç göremiyordun bazen diyorsun. Görürdüm bile, çok bile gidirdi, gelirdi. Yani milleti barışırdı, şey edirdi. Yani böyle herkesin dertleriyle herkesin ilgileniyordu. Herkesin dertleriyle biri evinde dükşedi. Hoca o sefer akşama kadar yatmıyordu. Dedi yani bir hoca köyde çıktı, köyde 2-3 tane adam birbirine vurdun, öldürdün. Köy diyorsun, kaç yıl köyde kaldın hocayla birlikte teyze? Vallahi inan ki 18-19 gün kaldı. 19 yıl. 19 yıl. Beraber 19 yıl. He. Kaç yıl beraber yani kaldınız? 43. Maşallah. 43 sene beraber kaldım ben sadece. Yani bu 43 yıl içinde mesela yani böyle aklına gelen en güzel hatıra ne olabilir teyzeciğim? Vallahi her şeyde aklına geliyor. Yani en düşünüyor. Önemli olanını söylesene. Bazen şimdi diyeyim hele bu adamı bir derdi olan bile ben giderim bir derdim ola diye bile söylüyordum. O da bile diyordu, o bile oluyor, her o sabri aklına geliyor. Yani seninle paylaşıyordu dertlerini. He paylaşırdı, he vallahi maşallah. Ben çok merak. Hoca hiç eve yani evi yine de Kur'an'ların kitaplarına şeyde edirdi. Benim kaynım gibi vefat etti. O Adana'da Hacene. O bile evi, şeyi bile biz şeydirdim. Yani ev diyorsun, kaç kişiydiniz evin içinde böyle kalabalık diyorsun? Vallahi 20 kişi de vardı. O evin içinde? He, evin içinde böyle herkes odası ayrı, akşam oldu. Kaç odalı bir evde yaşıyordun? Bizimki onu? Herkes akşam oldu. Biz koca zavrının odası benimki ayrı, kaynım ayrı, kaynım oğlu vardı, onunki ayrı, misafir odası ayrı, misafir çok büyüktü, iki kadar bunun kadar vardı. Yani 4-5 odalı bir evde yaşıyordunuz. Bir evde bile köyde. Dendur evi vardı, ahır vardı, her şey vardı. Hayvanlarınız hayvanlar, vardı. Hayvan vardı. Peki Seyda ilgileniyor muydu hayvanlarla? Yok, Seyda hiç hayvanlara karışmadı. Sen bakıyordun. Kaynım oğlu vardı, hizmetkar tutuyordun. Kış oğlu hizmetkar tutuyordun. Yani maddi durumunuz nasıldı? Çok iyiydi valla maddi durumunuz. Hiç kimse bizim gibi maddi durumunu köyde iyi yoktu. Yani babadan kalma bir şey miydi yoksa hani? Valla babadan kalma bilmiyor. Hocalıktan. Hocalı da da bile zaten onun ehlisiydi. Babasına kalma bile çok durumuydu. Fakir fukaraya çok elini uzanırdı hoca. Maşallah. He. Yani böyle fakirlere yardım ederdi diyorsun. He, fakirlere yardım ederdi işte. Bu feskin biri arvadı küserdi babasını bile giderdi. O akşam hoca sabaha kadar yatmıyordu. Ya bu arvat gitti, bu bile de ilahi sabahına gidiyordu, ölürdü o arvatı getirirdi. Başka ne diyebilirsin onun hakkında teyzem? Vallahi ben Allah rahmet etsin, kani çok iyiydi. Ne, kaç yaşında vefat etti? Vallahi o vefat edene 83 yaşında. 83 yaşında vefat etti. Bile hasta, her nefes darlığı onda vardı. Akşam biz burada evde oturmuştum. Bakın bile nefesi tıkmış, nüran götürmüş, getirmiş, Şeref Efendi orada değildi. Ben geldim dedim, hoca tıktı oraya gidek. Baktım nüran diye berkaba bu diye su getir. Ben avdi salım namaz kılım, ne olur ne olmaz. Nüran su getirdi, hoca avdi saldı, namaz kıldı. Benim karşımda hoca gidi, ben onun peşinde. Şeref Efendi de karşısına gidiyordu. Yaptım Şeref Efendi gidiyordu, döndü. O burada hocası yanında okumuştu kitabı. Parmağı böyle yaptı dedi. Hadi bak beni götürün Seydam'ın yanına. Orada koyulayım. Öyle yapıp bunlar duymasın, üzülmesin. Biz hastanaya gittim. Bile ne Kekut duymuş, ne Feysel duymuş. Bu Aliye bir yana düşüp, Nuran bir yana düşüp bayılıp. Şimdi üstü başı benim kolumda. Bir aklıma geldi dedi bir tanışmaya gidin Feyse burada çalışır telefonu var şey yapayım.
telefon açtım, Feysel geldi, dedi biz ona götüreceğim. Arabanın içine bıraktın, Nuran ayağı, ağzını ayağa bıraktı, dedi baban sen kalk ben yerinde öleceğim. Nece kalktı, bile yaptı, dedi la ilahe illallah arkadaş dedi. Allah Allah. Çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Ama onlara, üç tane ölü onlar öldü, ben girmişim, kayınım, kayınım kızı Hoca. İle zenki bile ölende zeki bile parlıyordun tenesinin üstüne. O kadar güzel. Peki hani ölümünü anlattın bize. Ölmeden önce hani onun evine işte misafir geliyor dedin. Hep sohbetleri böyle İslami sohbetler miydi teyze? İslami sohbette bizim odada biri haber yani birbirine eşek olur eşek dedi. Hoca bile hoca ne nereye kadar bir şeydir, hiç kimse korkuna bir şeydi. Bizim oda büyüktü, bile köy hepsi gelirdi, orada oturuyordu, sohbet edildi, dini sohbet edildi. Ben bütün başa sohbet edildi, nasihat ile yapırdım. Sürekli onun şeyi buydu, yani hep nasihat sürekli ederdi. Sürekli buydu, bile dünyada gece, gündüz, deli, hirat cebinde, Kur'an cebinde hiç bile bir şey etmirdi, sohbet de yapırdı. Çok da talebem vardı, işte onun hocanın talebesi bile korkutunca gitmiş. Teyzeciğim. Bize kaç tane çocuğun olduğunu sayar mısın? Ben 5 tane oğlum var. 6 tane kızım var. Benim büyük oğlumun adı Zeynel Abdin. Onun peşindeki Mehmet Özdemir. Mehmet de peşinde Feysel. Anama diyelim benim bir oğlum vardı adı Sabır. Biz çok dindardı, çok böyle çok çalışkandı, takdir alırdı, işi alırdı. Ne oldu ona? Sonunda böyle Diyarbakır'ı kazandı. Diyarbakır'ı kazandı, orada gitti. Ben de onun babası Adana'da gelirdim. Adana'da gelende o zaman bile baktım Sabır da gidip kaydırdım, orada kalır. Yani baktım, bu bir bebek, şey olan Sabır'dır. Dur baktım bir bebek bile otobüsün içine ağlayır. Ben babasına dedim, ay hocaya dediğine dedim, keşke Sabır da şimdi bu bebek gibi benim kucağımda olurdu. Dedim niye? Dedim Sabır bir balık için. Elimde düştü, denize gitti, daha ben çıkarmıyorum. Hakikaten de öyleydi. Nasıl yani teyze? Yani Sabır da böyle gitti, böyle tutuldu, böyle iskencede kaldı, böyle ne diyorsun başına geldi. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da hangi okulu okumak için gitti ki teyze? O zaman mühasebeci bilimi kazanmıştı. Başka? O zaman sonra İlahiyat Fakültesi kazandı. Sonra böyle tutuldu, böyle namaz için. Eskide de bu babasının yanındaydı, oğlan dindardı, böyle namazlıydı, niyazlıydı. O kadar çalışkandı, böyle onun din öğretmeni onu kendi evinde Kur'an dersi verirdi. Maşallah. Sabre demişti, Sabre demiş, Sabır ben ya bir ay giderim izne, bak sen böyle babanın yanında oku. Dedi hocam vallahi ben bilmiyorum, babam böyle şeydir, ben babana çekilemiyorum. Öğretmeni gelmişti hocanın yanına, demişti hoca Sabrın dersi bir sabır okusun. Yani o kadar o iyi kadar bir zekiydi. Ben çok çektim o tutuluydu. Yani okula gittiği zaman Diyarbakır'da mı yakalandı? Orada bile okudu, işi oldu, orada yakaladı Diyarbakır'da. İşkence gördü dediniz. Çok gördü, çok. Ne kadar çok teyze? Vallahi üç, ben bir sefer bacısına anlatırdı, dedi ben böyle işkence gördüm, ben gördüm. Ben kalktım, ağladım mahpushanada, dedim sabır, bas etme. Dedi kız otur, ben anlatım, sen alış. He vallahi. Kaç ay işkencede kaldı teyze? Vallahi hem 3 aya yakın. 3 aya yakın. 3 aya yakın. Ya bu çok çekti. Bir sefer sirt dedi, sirte getirin, 23 gün yine işkencede kaldı. Yani o 3 ay işkenceden sonra tekrar onu aldılar işkenceye. Tekrar Sirt'e mahpushanede bile bir olay vardı, güne onu götürdü. Sen o işkence esnasında gidiyordun yanına. Vallahi ben bilmedim sabır tuttu diye. Allah sen ayazın keşken ha benim o Erdiş'teki kızım burada di. Ben akşam rüyamda gördüm sabır bile bir şeydi. İskencede bile bir sancı bile burama atırdı, parmağın başına atırdı, Fecriye oradadır. Ben sabahına kalktım, kız dedim Fecriye dedi, dedim akşamda bile bir sancı burama atır parmağın başına. Yani o yakalandığı zaman senin haberin yoktu? Ben bilmirdim, haberim yoktu yakalamış. Sen rüyanda gördün. Rüyanda gördüm, eskerede bile bir sancı burama atırdı, atırdı o burama. Ben Fecriye dedim, Fecriye ona dedi, baktım hoca şeyde gelir namazda, o zaman o, benim torunum da tutuluydu. Baktım o hoca camide gelir rengi ile olup yumurtanın sarısı. Biz de hiç televizyon açmadık. Demek ki televizyon akşam bile Feysel açıp o Sabri duyup kapatıp kimse şey etmesin.
Ve hoca geldi, baktılar hocanın rengiyle kaçıp ile kaçıp ile kaçıp dedi, ha niye böyle olup? Dedim, sen niye öyle yapıyorsun? Bana dedi, hiç gel otur, baktım üç kız yanına otur, niçin ağlayırın? Kızlar gitti, Nuran gitmedi. Anama dedim, Nuran rabu çu. Mekin ki Nuran da gidiyor, ya vakti babu izmara gugu hadu sabır gırtına. Dedim, onu samir singi khada. Nuran rana, bu ne için Nuran rabu mugu, kore timiz uçağı gırtı. Mugu Nuran porkarı, ne besle bilgi bilu bine. Hestira ses suriyete sorda bu, ne de ve kaysi makunj mağla babu ete gırtına. Kırça söyledim, dedim. Ben çok çektim bile, bazen gidirdim şey, dere, çaya, oturdum ama hocanın tansiyonu vardı, ben yanında hiç ağlamadım. Hiç sabrımı bahsetmedim. Bugün anan sabrın yanına gitmişti, Simeye'yi götürmüştü. Biz bile korktun dedi, bu niye Simeye istiyor, bir şey olacak. Biz her şey korktun, baktım bu halde dedi, vallahi bir telefon açacağım. Abim evde ne yemek ne bir şey, biz elimiz olmuyor yapak. Halde anana telefonu, ananın sabrının yanına bile nece açtı telefonu. Bir adam polis vardı, dedi sen lan hepsine bir konuşsun. Ben konuştum, hoca konuştu, kızlar konuştu, yani kim konuştu bile yere düştü, kim konuştu yere düştü. Sabırla konuştun. He, sabırla konuştun. O zaman işkencede. İşkencede. Annen yanına gitmişti. Bu polis annene beraber gitmişti. O polis telefon çıkmıştı. Babası ağlamıştı. Dedi size Allah'ına versin. Evine hepsi o hepsine konuşsun. Ha, yani kayınvalidesi he, gitmişti o zaman. He, anne, he, senin anne şey, kananası gitmişti. Anama dedim biz çok çektin sabrı. Allah büyüktür. Allah cimri ümmet Muhammed Mustafa kurtarsın onu. Ahlakı nasıldı sabrın? Çok teyzem? İyiydi. Öyle, çok o kadar sabır. Güzel anlatıyorsun çok, ki onu. Çok çok sabır. Eve gelirdi bile bizim mahallenin kadını neydiyse Allah sabrı işe çıkarma nezer de gelecek. O kadar ahlakı iyiydi. Akşam odurdu. O da benim çocuklarım bile belki 20 tane evde çocuklar verdi. Onların yanına ders çalışıyordu okul dersi. Allah sabır versin teyze. Başka ne anlatabilirsin onun hakkında bize? Vallahi başka da Allah cimri ümmet Muhammed Mustafa Allah'a amenet kul. Onu da keşke hoca her zaman dedi 5 tane oğlum var. 5 oğlum sabır dedi mahfuzhane dedi. 5 oğlum geledi ve hepsi yüz yüzüne girerdim. Allah benim canımı alıydı. Kur'an'ı alıydı dedi. Allah böyle bize... Hoca sabır geldi, o sabırın 10 günü tamam oldu, hoca vefat etti. Ha, var. Yani onu gördükten sonra... Onu gördü, 5 oğlunu gördü, hepsini kurtaracak. Mehmet gelmişti, Keku gelmişti, hepsi bile gelmişti. 5 oğlunu beraber gördü, vefat etti. Her zaman diyirdi. Yani o da onu çok seviyordu değil çok mi? Çok seviyordu. Diyorsun? Bizim aile hepsi onu sevirdi. Bak, o neyinden dolayı seviyordun? Çok ahlaki iyiydi, bir de bir kaba erkekti. Bak beni o zavdi hoca derdi, vallahi sabrın evi nerede ola, ben evi oraya götüreceğim. Zavdi hoca devamlı derdi, çok sevirdi. Kim bu zavdin hocadı? O şimdi biz onlara gittim. Yani ben oğlum, büyük oğlum, büyük oğlum. Her zaman dedi vallahi onu evi nereye gitsin ben evimi sabrın yanına götürürüm. Çok iyiydi sabır. O kadar seviyordu onu. O kadar biz onu sevirdi. Zeki bizim ailede sabır başka bir şeydi. Herkes bile başka anlatırdı. Bu kayınım oğlu bile sabır bir sene gidirdi, tatildi gidirdi oraya. Dedi vallahi billahi sabır benim Fikret bugün onu gördü. Dedi sabır bugün benim kardeşim oğladı. Şimdi elce Edene yarısı benimdi. Kaç yıl cezaevinde kaldı teyzeciğim? 4 sene 4 ay. Cezaevinde he, kaldı. Cezaevinde kaldı. Teyzeciğim Allah razı olsun senden. Bizimle bunları paylaştın. Duygulandın. Duygulandırdık seni. Allah sizlere razı olsun. Siz geldin sordun. Ben bütün annelere diyorum böyle çocuklara Allah'a emanet olsun.